bir benim de çok sevdiğim hem karakteri hem futbolculuğu hem de yapısı çok da yakın arkadaşımdır, kardeşimdir. İrfan Can Kahveci, Vosperger karşılaşmasında golü attıktan sonra asker selamı verdi çocuk. Benim attığımı da verebilirsiniz. Hatta yanında Visca, Robinho. Robinho ile Visca'ya açmıyor UEFA. Dava açmıyor, soruşturma açıyor. İrfan Can Kahveci attığı golden sonraki asker selamı için, Mehmetçik selamı için soruşturma başlatmış. Robinho ile Visca'ya soruşturma başlatmıyor. İrfan Can Kahveci'ye bu selamı verdiği için soruşturma ya başlatıyor. Şu UEFA, anda ortalık söyleyeyim mi? yıkılıyor hocam. UEFA 40 yıldır, 50 yıldır Avrupa futbol tarihinin, Avrupa kurumlar tarihinin en yolsuz kurumudur. Çok özür en dilerim. Yolsuzluk var. Sayın Göksel Gümüşdağ Hatta diyor mı? ki Avusturya'da gol atarsak yine aynı selamı Tabii ki vereceğiz. Vereceksin. Ya bak bir şey söyleyeyim. Helal olsun tabii Sayın ya. Başkanım. Bravo ya Sayın Göksel Gümüşdağ. Tekrar söylüyoruz. Uluslararası evrensel hukuk diye bir şey var. Bugün bir futbolcu Hitler selamı versin, Allah korusun, futbol hayatı bitirilsin. Evet. Hatta o ülkenin sportif değil, adli yargısı hapse atsın. Çünkü bir soykırımcı ahlaksızın ama dünyaya mal olmuş o ahlaksız oldu. Selamını yapıyorsun. İki, ne diyoruz? O ahlaksız Sırp askerlerinin Bosna katliamında çetnik selamı gibi bir selam var. Ben onu nasıl olur evet, bilmiyorum. Evet hocam, bunu yaparsan, al kafasını kopart. Futboldan men et, ağır cezayı ver. Ağır para cezası hatta adli yargıda, Lahey'de yayınlan. Yani uluslararası mahkeme, ona lafım yok. Asker selamı dünyanın her yerinde, bakın dünyanın her yerinde makbul, resmi bir selamdır bu. Bir, iki, tabii ki bu selamı bu çocuklar niye verdi? Ülkemizin silahlı kuvvetleri savaş için değil, temizleme operasyonuna girdiler. Bunu zaten herkes söylüyor. Evet. Hesap mı vereceğim ya? Ha UEFA bir de adam olsa. Hani UEFA dersin ki böyle hakikaten. Hür ipak tertemiz bir kurumda. Böyle bir diyor. Eli, ya sürekli skandallar oluyor. Her türlü yolsuzluk var. Hokkabazlık var. Götürü var. Boğma var. İhale var. O basit toplarda bile her türlü madrabazlığı yapıyorsunuz. Platini. Dua etsin hapis yatmadı. Hokkabazlar gitti. Ya açın elinizden geleni ardına komayın. Ceza filan veremezsin. Veremezsin. Zaten şu suç soruşturma şeyin bile senin hukuken boşluğunu gösterir. Üç kişi veriyor. Niye sen İrfan Can'ı gönderiyorsun? Da Visca ile Robinho'yu göndermiyorsun. Hokkabazlık yapıyorsunuz. Eğer adamsan İrfan Can, Vosperberg Avusturya'daki maçta gol at yine aynısındır. Yapar hocam. Adamın kralıdır. Yapar tabii. Kime hesap bak, vereceğiz ya hocam? Ya hocam Avrupalı oyuncular da yapmıyor mu? Ya yapıyor kardeşim. Yapıyor tabii ya. Griezmann'ın resmini gördüm ben geçen gün. Böyle ya. Yapmış Griezmann bir maçtan sonra bundan iki yıl önce. Bizimki de bir de anlamlı nedir yani burada. Nedir yani bu yani? Yani bu tabii ki her ülkenin kendi asker selamı saygı duymak lazım. Kendi asker selamı ülkesini ya düşünerekten, bayrağını düşünerekten bak, saygı duyuyorum. Önemli ama bu çocuk bu selamı bir şey için veriyor ya. Bir amaç için veriyor. Kardeşim asker. Bak tekrar teröre karşı durmak için bunu veriyor. En ahlaksız örneği veriyorum. Çetnik selamı ve Hitler selamı. Bunlar soykırımın selamları. Bu tabi mi? Tabii ki yapamaz. Evet. Bu asker selamı yasal bir şey. Ya sana ne kardeşim? Hocam hesap mı vereceğiz bir? Enteresan tamam. Değil mi ya? Döner ama yani. Tahkimden döner. Çok bari yerler bilir bu. Burada bir şey söyleyeyim. Bir de ceza vereceği kesin değil. Soruşturma açılması ceza verilir demek değil. Verilmez yani. İnceleme başlatmışlar. Burada tamamıyla gıcıklığına yapılan bir şey var. Aynen öyle. Tamamıyla gıcıklığına. Bu tamamıyla bir siyasi bir şey ve gıcıklığına. Bu zamana kadar veriliyordu bu selamlar. İlk bu selamı çıkaran Bülent Uygun'dur hatırlayın. Askerken. Tabii canım. Askerken hatırlayın. Bizim Bülent Uygun. Sonra Bülent Uygun askerdi. O zaman Bülent Uygun yapıyordu. Hiç o zaman yoktu. Şu var. Tabii bu tamamıyla şimdi. Şu var. Özür dilerim. Sözünü kestim. Bizim terörle mücadele harekatımız olmasa. Hiç ciddiye almazlar bunu. Hiç. Herkes yapıyor. Almaz, hiç ciddi almazlar. Şu, önemsemezler, bakmazlar bile ya ne oluyor ne bitiyor. Muhalefetiyle, iktidarıyla, muhalefetiyle destek bulan, uluslararası hukuktan, kaynaklanan bir operasyonu. Ve şu anda da zaten durmuş durumda. Tamamıyla kıskançlık. Bunu askere destek anlamında ne diyorsunuz siz ya? Hokkabazlar. Aynen öyle ya, terbiyesizler ya. Bu zamana kadar verildi ya. Zaten hocam bak haklılığımızı bildikleri halde böyle davranıyorlar ya. Zaten haksız olsa dünyayı başımıza yıkarlardı. Abdülkerim abi bir şey söyleyebilir miyim? Çok önemli. Haklılığımızı onlar da biliyor bakma sen. Bir kumpas olayından sonra kalktık Fenerbahçe'yi. Kalktık diyorum.
şikayet edip UEFA'ya yazılar yazıldı, şikayet mektupları gitti Fenerbahçe'de Fenerbahçe. Sonra Galatasaray, sonra Beşiktaş, sonra Trabzonspor'u kendi kendimizi şikayet edip durduk. Hadi Türkiye hep beraber şimdi. Herkes elinin altında tablet bulunan, telefon bulunan herkes UEFA'nın resmi sitesine kınama yazısını göndersin. Yani bizim böyle bir günde birlik olmamız lazım, beraberlik olmamız lazım. Bir herkes şey de İrfan Can'ın bu fotoğrafını alsın, mandallasın tepeye ya göndersin. Bu soruşturmadan da yani bir bu şey kadar çıkacağına şey ihtimal vermiyorum. Çıkmaz. Çünkü UEFA ceza kurulacak ki kardeşim. Ne yapmış bu adam? Ahmet abi, Türkiye bir yaptırım uygulayabilir mi UEFA'ya? Yok olur mu? Ne yaptın? Çünkü sonuçta Türkiye'de kuvvetsiz sayı. Şöyle kulüpler bazında. Ne yapacaksın? Yani o Seferin hocam, adam geldi buraya, yedi, içti, oturdu. Türkiye'nin nasıl bir ülke olduğunu ama herkesten daha iyi biliyor. Bunu. Ama UEFA başında. UEFA disiplin kurulu. Göreceğim. Ya bir şey çıkmaz. İki, Sayın Servet Yardımcı UEFA'da görevli. Şey evet. Yani ben Sayın Servet Yardımcı'nın da bu konuda taşın altına elini sokacağını düşünüyorum. Servet Başkan da koyuyordur. Ve ben açık konuş. Bundan hiçbir şey çıkmayacağını da biliyorum. Hiçbir şey çıkamaz. Bak, bir frank bile, bir İsviçre frangı bile ceza çıkamaz. Çünkü bir İsviçre frangı bile ceza çıkarsa demek. Çıkar, doğru söylüyor hocam. Ya çıkarsa? Çıkarsa? Bunlar iş güzel insanlar. Bak, bu soruşturmayı açan densiz her şeyi yapar hocam. Açarsa sonra bakacağız. He? Şimdi hiç. Şimdilik böyle kibar konuşuyoruz. Doğmamış çocuğa don biçemeyiz. Ama şunu söylüyorum. Hani ya, hırsızlar topluluğudur. Yani hepsi değil tabii. İçinde çok değerli adamlar var. Bizim Şerez Başkan da Yıldar. Ama platini gitti işte hırsızlıkta. Evet. Allah'tan dua etsin Paris'te falan hapis yatmadı veya İsviçre banki. Yani tertemiz bir kurum olursun da dersin ki adamlar. Aynen öyle. Yanlış yorumladınız. İçeride her türlü birbirinizi öpmediğiniz kaldı içeride. UEFA'cılara söylüyorum. Ne istediniz ya biz? Ne kadar büyük bir ülkeyiz ki böyle yaptığımız en ufak bir hareket bile şimdi bak, birilerine batıyor böyle. Avukat arkadaşım, uluslararası hukuku bilen avukat arkadaşım Bışar Özbey'den çok net mesaj geldi. Asla bir şey olmaz. UEFA'nın gaz alma operasyonudur bu. Bir şey demişim çıkmaz. Gazlarını ondan alacağım. Bişer söylüyorsa doğrudur. Evet, bu Bişer çünkü şu anda Ankara'dan geliyor. Önemli bir yerden geliyor. Biliyorum. O da yolda haber almış. Durum evet. Mu kardeşim?